Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Edat Yayınları 7. sınıf matematik ders kitabı sayfa 38 alıştırma sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Evet gençler. Evet abone olduk ve videoyu beğendiysek gençler birinci alıştırma sorusuyla dersimize başlayalım. Evet aşağıdaki üst ifadelerin değerlerini hesap ediniz demiş. Gerçi burada üst ifadelerde işaret tespiti bizim için çok önemli. Evet, bir sayı gençler negatif mi pozitif mi öncelikle bunu mutlaka belirlememiz gerekiyor. Şimdi sorular üzerinden anlatmaya çalışalım. Bakın e, burada gençler eksi 10'un ikinci kuvvetinde parantezin dışındaki sayı gençler 2 burada çift sayı olduğu için Evet, kuvvet gençler çift ve parantezin dışındaysa taban negatif olsa da sonuç artıya döner. Bu artı ne demek gençler? 10 kere 10'dan 100 demektir. Yani aslında bu eksi 10'un 2 kere tekrarlı çarpım demektir. Evet. B'ye geldiğim zaman gençler 0'ın 13. kuvveti. E, 0'ın gençler tüm kuvvetleri kendisine yani 0'a eşittir diyoruz. E, C'ye de gençler eksi 1'in 3. kuvveti 3 burada tek sayıdır. O halde sonuç eksi kalacak. 1'in 3. kuvveti de 1 olur gençler. Şöyle düşünebiliriz. Eksi 1 çarpı, eksi 1 çarpı, eksi 1 gibi de düşünürsek 3 tane eksi 1'in çarpımı eksi 1 olur diyelim. Evet. Artı 1'in 18. kuvvetine gençler 18 çift sayı olduğu için sonuç artıya dönüyor. Evet. 1'in tüm kuvvetleri 1'dir. O halde bunun sonucu da artı 1'dir. Evet, eksi 2'nin 10. kuvvetinde 10 gençle yine çift sayı olduğu için sonuç artı olacak. Evet, 2'nin 10. kuvveti gençliği 1024 demektir. Evet. 10 tane 2'nin çarpımı 1024'e eşittir. Eksi 2'nin karesinde gençliği kare çift olduğu için sonuç artı olacak. 3'ün karesi de 9. Evet, artı 2'nin 5. kuvveti taban pozitif gençler her şekilde zaten işlemin sonucu pozitif olur. 2'nin 5. kuvveti de 32 eşittir. Evet bu gençler 5 tane 2'nin çarpılacağı anlamına gelir. Bu da bu da 32 eşittir. Artı 3'ün 4. kuvveti gençler evet, zaten sonucun artı olduğunu görüyoruz. Evet 3'ün 4. kuvveti 81 eşittir. Eksi 5'in 3. kuvvetinde 3 tek sayı olduğu için sonuç eksi kalıyor. 5'in 3. kuvveti 125'tir. Sonucu eksi 125 olarak yazarız diyelim. Eksi 10'un üçüncü kuvveti gençler. Eksi. Bine eşittir. Eksi 17'nin birinci kuvveti. Evet tüm sayıların birinci kuvveti sayıların kendisidir. Evet bu işlemin sonucu eksi 17'dir. Artı 5'in birinci kuvveti. Artı 5 beş veya 5'tir diyelim gençler. İstersek artı da yazabiliriz. Evet devam edelim. Alıştırma 2'ye bakalım. Evet, i̇kinci alıştırmaya baktığım zaman aşağıdaki işlemler ve bu işlemlerin sonuçlarına eşleştirildiğinde hangi tam sayı açıkta kalır diyor. Yaşar burada evet, eksi 3'ün üçün 3. kuvveti artı artı 4'ün 3. kuvveti eksi eksi 2'nin 4. kuvveti. Sevgili gençler öncelikle evet, üst ifadelerin değerlerini inceleyeceğim. Eksi 3'ün üçün 3. kuvvetini 3 burada tek sayı olduğu için sonuç eksi kalır. 3'ün 3. kuvveti 27'dir. Bakın bunu eksi 27 yazdım. Evet arada artı var. Artı 4'ün 3. kuvveti gençler. Artı 64 demektir. Evet eksimiz var. Bakın gençler önce üstü ifadeyi daha sonra eksi ile çarpma işi yapacağız. Eksi 2'nin 4. kuvveti artı 16'dır. Burada gençler artık artı ile eksi'yi çarpmamız gerekir. Şöyle yapalım. Öncelikle eksi 27 ile evet artı 64'ü toplayacağım. Gençler sayıların işaretleri zıt olduğu için 27'den 60 pardon 64'ten 27'yi çıkarıyorum. 37 kalır. 64'ün işaretini yazarsak artı 37 demektir. Burada artı ile eksi de gelirse eksiye dönerse direkt eksi 16 şeklinde yazabiliriz. 37'den 16'yı çıkartırsam da sevgili gençler 21 sonucunu elde ederiz. Evet bakın bunu biraz gençler uzun yazmaya çalıştık. Buradan 21 sonucu gelir diğerlerini hemen işlemlerin altına yazacağım. Artı 2'nin 4. kuvveti gençler 4 çift olduğu için zaten sonucu artı olması lazım. Artı 16. Eksi 3'ün karesi 9. Artı 2'nin 3. kuvveti 8. Buradan gençler 16'ın 9 çıkarsam 7. 7 ile 8 toplarsak da bu işlemin sonucu evet şöyle 15 olur diyoruz. Evet üçüncü işlemimizde eksi 5'in üçüncü kuvveti eksi 125'tir. Artı eksi 1'in birin 11. kuvveti 11 çift tek sayı olduğu için sonuç eksi kalır. Bu eksi 1'dir. Evet 2'nin 7. kuvveti gençler 128'dir. Şimdi eksi 125 ile eksi 1'i toplarsak buradan gençler eksi 126 gelir. Artı 128 dersem Evet eksi 126 ile artı 128'in toplamı da 2'ye eşit olur diyoruz. Evet eksi 7'nin 3. kuvveti gençler. Evet 3 tek sayı olduğu için sonuç eksik alacak. eksi kalacak. Eksi 343'tür. Artı 3'ün 5. kuvveti gençler 243 demektir. Artı 10'un karesi 100. Buradan gençler şöyle yapabiliriz bakın. Eksi 343 ile 243'ü toplarsam. Evet birisi zıt işareti işaret olduğu için 343'ten 243'ü çıkarıyoruz. Evet gençler buradan eksi 100 gelir. Bunu 100 ile toplarsak e, 0 sonucunu elde ederiz. Buradan da 0'ı gördük. Peki şöyle gençler eşleştirelim. Evet 21'i bakın en altta görüyorum. Pardon. Evet 15 burada. İki gençler burada sıfırda en yukarıda gördük. Evet sevgili gençler burada gördüğünüz gibi 10 sayısı açıkta kalır diyelim. Evet, sorumuzun yanıtı 10 açıkta kalır oldu. Evet devam ediyorum üçüncü soruya geçiyorum. Evet üçüncü alıştırma sorumuzda. Eksi 4 ile artı 3 sayıların arasındaki tam sayıların karelerini toplamı istiyor. Yaş arasındaki dediğimiz zaman eksi 4 ve 3 dahil değil. Normalde eksi 4'ten büyük 3'ten küçük sayılar düşüneceğim. Burada gençler bakın eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var gençler. Normalde eksi 3 ile başlayacak olursam Eksi 3'ün karesini gençler mutlaka parantezde yazıyoruz. Eğer sayıları üstü ifade olarak biz yazıyorsak veya harfli bir ifade ise mutlaka parantez kullanacağız. Bu artı 9'dur. Eksi 2'nin karesi kare çift olduğu için sonuç artıya döner. Artı 4'tür. Eksi 1'in karesi artı 1'dir. Sıfırın karesi gençler sıfırdır. Evet 1'in karesi 1 ve 2'nin karesi de 4'tür. Bunları düzenleyerek toplayalım. 9 artı 4 artı 1 artı 0 artı 1 artı 4 diyoruz. Evet, 9 10 14 15 4 daha gençler 19 olur diyelim. Evet, şöyle baktığımız zaman burası 9 10 14 1 4 daha 5 14 ile 5 toplarsak da zaten 0 etkisizdir. 14 ile 5'in toplamı da 19 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet sevgili gençler bu sorumuzla dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.